Merhaba, ben Eda. Bu videoda final ödevi için bir tasarım yapacağız. Rhino'yu açtım. Hemen Grasshopper'ı da açıyorum. Yeni bir dosya açıyorum. İlk olarak bir dikdörtgen giriyorum buraya. Ama ben kare olmasını istiyorum. O yüzden x ekseninde de y ekseninde de 50 birim girdim şu an. Ve bunu yükseltmek istiyorum. Hangi yönde? Z ekseni yönünde. Kaç birim yükseltelim? 20-25 birim yükseltelim. Benim yeterli olacak sanırım. Şimdi dikdörtgenimiz böyle kalmayacak. Hatta üstü kapalı olsaydı prizma diyebilirdik. Bu şekli dolduralım noktalarla. 3 boyut seçtim buradan. Ne kadar nokta olsun? Biraz daha. Sanırım yeter. Çok fazla olsun istemiyorum. Şimdi bu noktaları böyle kalmayacak. Birleştirmem gerekiyor. İstediğimi bulamadım şu an. Yazalım. Avantaj. Bu noktalarını buraya bağlıyorum ve şekil geldi buraya. Ağlarım oluştu. Şimdi ben bunları bu şekilde bırakmayacağım. Bunların arasını doldurmak istiyorum. Oraya bir meş gireceğim. Ve doldurdum. Şunları bir kapatalım. Yani görmeyelim. Şöyle bir şey elde etmiş oldum. Kenarlarım, yüzeylerim. Bu yüzeyleri gördüğünüz gibi bir parça. Bunları çerçeveleyelim. Kullandığım uzantının komutuyla artık tek bir parça değil, parça parça. Bunu da biraz kalınlaştıralım. Tamam, böyle iyi. Bir komut daha gireceğim. Çünkü artık meşimi kalınlaştıracağım.
çok kalın oldu. Bunu biraz düşürelim. Oldu. Sanki böyle. Öyle iyi. Şimdi seçiyorum. Bebek yapıyorum. Şöyle daha iyi görebilirim. Böyle bir şey tasarladım. Tabii ben bunu biraz daha geliştirebilirim aslında ama boyutu çok fazla büyüdüğü için bir sonraki uygulamada açamıyorum dosyayı. Şimdi bunu kaydedelim. Masa üstüne kaydedeyim. Buradan da kaydedelim. Kendi bu şekilde kalktı. Şimdi de STL dosyası olarak kaydedeyim. Kaydettim. Şimdi diğer programdan devam ediyorum. Kaydettiğim dosyayı açıyorum. Evet. Tasarladığımız şekilde buraya aktardık. Şuradan milimetreyi seçiyorum. Ve maketimiz hazırlanıyor. Taftalarım bu şekilde. Yani bakacak olursak şekli maket yapmak için en iyi yöntem bu. Şimdi bu dosyayı da kaydedelim. Save. Bilgisayarım. Bunu olarak. Kaydettim. Kaydedemedim. Şimdi kaydettim. Video bu kadardı. Teşekkürler.